Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi Himalaya'nın bebe yünü var. Onu kullanacağız. Bununla harika bir model yapacağız. İpimiz 100 gram 250 metre uzunluğunda bir ip. Şöyle kalınlığında göstereyim. Orta kalınlıkta anti özellikle özellikli bebe yünü. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 10 ve onun katları 10, 20, 30, 40 diye sonunda da bir ilmek ekleyeceğiz. Artı 1. Bu şekilde yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı böyle ayarlayacağız arkadaşlar. Model kurduğumuzda tam denk gelmesi için. Öyle. Ben iki model üzerinden anlatacağım. Toplamda 21 ilmeğe ihtiyacım var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Şişimde 21 ilmeğim var. 21 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. 4 sıranın tekrarını hep yapacağız. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden pardon ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. 4 düz kenar ilmeğinden sonra 4 düz ilmek ördüm. Daha sonra ortada yürüteceğimiz sabit olan bir düz ilmeğimiz var. 4 düz ilmekten sonra bir düz daha yaptık. Yani toplamda 5 düz ilmek ördük. 4 ters ilmek. 4 ters ilmek. Bir de arada yürüteceğimiz ters ilmeğimiz 5 ters ilmek oldu. Şimdi 1 2 3 4 düz aradaki düzümüz toplamda 5 düz ilmek yaptım. Kenar ilmeğinden sonra toplam 5 düz ilmek, 5 ters ilmek, 5 düz ilmek yaptım. Evet, kenarda kalan ilmeklerimi de ters örüyorum. 2 3 4 Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 4 ters bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci sıra ilmekleri gördüğümüz gibi kenar ilmeğinden sonra, dört düz ilmek bakın 4 düz ilmeğimiz vardı daha sonra 5 ters ilmeğimiz var 5 düz. Şimdi ilmekleri diğer sırada düzü ters, tersi düz olarak öreceğiz. Ama ikinci sıra arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. Tersi ters, düzü düz olarak. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimiz bakın şekillenmeye başladı. Şimdi modeli burada bakın dört düzümüzün üzerine ters yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters ilmek olarak ördüm. Ortadaki düzümüzü yine düz örüyoruz. Bakın bu ortada düz olarak devam edecek. Daha sonra buradaki 5 ters ilmeğim var. Pardon, 4 ters ilmeğimi düz örüyorum bu defa. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. İlmeklerin yerini değiştirdik. Yani düzü ters, tersi düz olarak yapacağız. Sadece şu ortadaki düz ilmeğimiz, ters ilmeğimiz ve düz ilmeğimiz aynı devam edecek. Onları farklı örmeyeceğiz. Şimdi ortadaki bu ters ilmeğimizi ters olarak örüyorum yine. Bu düzlerimizi de terse çeviriyoruz. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm ortadaki düzümüz bakın bu devam edecek düzümüzü düz olarak ördük kenarda 4 düz 1 2 3 4 bir de kenar ilmeğimi ördüm 3. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi tersleri düz düzleri ters olarak yaptık sadece bakın şu ortalarda yürüyecek olan ilmekleri aynı örüyoruz değiştirmeden modelimizin dördüncü sıra arka yüzünde yine ilmekleri gördüğümüz gibi kenar ilmeğimi örmeden aldım terslerimizi ters olarak örüyoruz arka yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz bakın terslerimizi ters ördük düzlerimizi düz olarak şu şekilde 4. sıra arka yüzünde bu şekilde yaptım. Şimdi modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın şöyle. Yine model ilmekler tersi düz düzü ters olarak değiştireceğiz. Tabii çok farklı bir görüntü olacak model ilerledikçe. Şu anda hiçbir şey belli değil. Model ilerleyince kendini tam gösterecek. Modeli bir kez daha kuralım hemen. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bakın ters ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Ortada yürüttüğüm düz ilmeği yine düz olarak örüyorum. Bu değişmiyor bu ilmeklerimiz sabit arkadaşlar. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Bakın 4 düzümü ters olarak ördüm. Ortadaki ters ilmeğimiz yine ters olarak devam etti. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm ve ortadaki ilmeğim yine düz. Kenarda 4 ters. Kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldığım ilmekleri gördüğüm gibi. Tersimizi ters, düzümüzü düz olarak örelim. Bakın aynı şekilde örüyorum. Ön yüzünde iki sırada bir ilmekleri değiştiriyoruz. Yani değiştirme derken tersimizi düz, düzümüzü de ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Arka yüzünde de ilmekleri gördüğümüz gibi. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın model yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ben şöyle iki model üzerinden anlatıyorum. Şimdi üçüncü sıra ön yüzündeyiz. 4 sıranın tekrarını yapacağız yine. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ilmeklerim düz, onları terse çeviriyorum. 1 2 3 ve 4 ilmek ters ördüm. Ortadaki düz ilmeğimi yine düz olarak ördüm. 4 tersimi de düz olarak örüyorum. Ortadaki ters ilmeğimi yine ters. Dört düz ilmeğim terse çevirdim. Ortadaki düzümüz yine düz olarak örelim. Kenarda 4 ters ilmeğimiz var. Onu da düz olarak örüyorum. Evet. Bakın model yavaş yavaş oluşmaya başladı. 4. sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz örüyoruz. model tamamlandı arkadaşlar. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Bakın yavaş yavaş şekillendi. Modelimiz böyle devam edecek. Sadece ön yüzünde iki sırada bir yani düzle başladıysak üstünü terse çevireceğiz. Tersle olan yeri düze çevireceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir de şöyle modelimin ilerlemiş halini göstereyim Bakın bunu da 4 model üzerinden anlattım bunu şöyle iki model beraber yaptık tabi model ilerledikçe kendini gösteriyor arkadaşlar şöyle ilk başlangıçta çok bir şey anlaşılmıyor yani model tam kendini toparlamıyor şöyle ilerledikçe şöyle bir görüntüsü olacak bunu kenara bırakayım hemen modelimizin arka yüzü de bu şekilde her iki yüzü de kullanılabilecek. Güzel, harika bir model. Kenar ilmeklerimiz de böyle, gayet güzel, temiz çıkıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimiz buydu. Gördüğünüz gibi harika bir model. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Bu modelden. Yelek yapabilirsiniz, süveter yapabilirsiniz, şöyle uzun hırkalar yapabilirsiniz, etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Her türlü örgünüzde kullanabileceğiniz harika bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.